Şimdi zaten bilindiği üzere biz liglerin başlamasına bir hafta kala kurulan bir takımız. Ve antrenmanlara çok geç başladık. Tam istediğimiz gibi hazırlanamadık lige. Ama çocukların göstermiş olduğu özveriden dolayı ligin başlamasına 4 veya 5 antrenman yapabildik en fazla. Tabi bu esnada yükleme yapamıyorsun çocuklara. Biz bu 3 haftalık periyotta maksimum verim alabilmek adına çocukların göstermiş olduğu özveriden dolayı onları aslında kutluyorum, teşekkür ediyorum aynı zamanda. Hem özveriyle çalıştılar, hem en büyük benim sevincim bu zaman zarfında sakatlık vermemiş olmamız. Çünkü biz lige hazır başlamış bir takım değildik yani. Bunun neticesinde ilk 3 haftayı kayıpsız aldık Allah'a şükür. İnşallah bundan sonra da üzerine koyaraktan, maç temposunu yakalayaraktan, antrenman temposunu yakalayaraktan inşallah daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Şimdi çalışmalarımız zaten devam ediyor. İnşallah bu 9 Kavaklar maçına eksik çıkacağız biraz da. Yani eksik değil, eksik İşte. demeyeyim de Evet. şimdi geçen Muğla maçından iki tane kırmızı kartımız var. Fatih Yen'le Ziya İki Nguyen. önemli oyuncunuz. İki önemli oyuncumuz. Onlarsız çıkacağız. Ama onların yerine görev vereceğim arkadaşlar, futbolcu arkadaşlarım da elinden gelen fazlasını yapıp da 9 Kavaklar karşısında başarılı bir netice alacaklarından eminim yani. Biz bütün maçlara zaten kalitemiz olarak zaten biz iyi bir kadroya sahibiz. Aslında eksik olarak görmüyorum Fatih Yen'le Ziya'nın olmayışını da takım içerisinde birer abi oldukları için, tecrübeli oldukları için bunların bu eksikliğini hissederiz biz sadece. Yoksa oyun anlamında bir eksiklik hissetmeyiz. Çünkü bizim kadromuzdaki bütün herkes kaliteli çocuklar. Bütün hepsi de yüreğiyle oynayan çocuklar. Hiçbirinden o yönden bir şüphem yok yani. İnşallah biz bütün maçlarımızı kazanmak ümidiyle hazırlanıp o niyetle çıkıyoruz yani. Rizespor'un her zaman hedefi şampiyonluktur. Yani kesinlikle biz ligi işte orta sıralarda bitirelim. Yok düşmeyelim, böyle bir şey olmaz yani. Rizespor her zaman hedefe oynayan bir takımdır. Geçen sezondan bahsedersek bazı olumsuz şartlardan dolayı bazı olumsuz neticeler aldık. Ama artık bu da bir tecrübe oldu bizim için. İnşallah bu sezon istediğimiz şampiyonluğa tekrar ulaşacak kadro yapısına sahibiz yani. Zaten Sivrisarspor'un asıl hedefi Ballı Gide değil. Asıl hedefi bizim Sivrisarspor'un profesyonel ligler. O da basamak olarak zaten 3. ligden başlıyor. Asıl hedefimiz bu. Buna da tabii adım adım maç maç giderekten önce bu sene şampiyonluk, iyi bir yapılanma, iyi bir tesisleşme ve bunun üzerine basaraktan söylüyorum. Kurumsallaşmak artık sadece Sivrisarspor için değil, bütün kulüpler için, bütün kurumlar için kurumsallaşmak, tesisleşmek her zaman bana göre birinci sırada olması gereken olgulardan bir tanesi.